Muharrem İnce'nin İstanbul Belediye Başkanlığı için kapıyı aralamasının ardından dikkatler CHP yönetiminin ne yapacağına çevrildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu İnce'nin o isteğine bakın nasıl yanıt verdi. Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. 25 yıllık AKP'nin İstanbul saltanatını yıkan bir İstanbul Belediye Başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır zaten. Önce ben Cumhurbaşkanı adayıyım dedi, ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeşil ışık yaktı. CHP Genel Başkanı ise Muharrem İnce'nin o son açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz. İstanbul'da devasa bir örgütümüz var. Biz Ankara'da oturup diğer illerdeki adayları belirlemeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili çok ciddi bir çalışma yaptık. Yani 2,5 yıllık bir emeğin bir çırpıda bir kenara atılması asla söz konusu değildir. 24 Haziran gecesi için iyi sınav veremedik dedi Kılıçdaroğlu. İnce mi kusurluydu sorusunaysa o defteri kapatmak istiyorum karşılığını verdi. Yerel seçime 6,5 ay kala aday isimlerinin netlik kazanmaya başladığını söyledi. Yan gelip yatıyoruz diye bir şey yok. AK Parti, MHP, İyi Parti, Saadet, HDP seçmeni de adaylarımıza bakınca CHP ile gönül rahatlığıyla oy verecek. Göreceksiniz bunu. CHP'yi şer ittifakı olarak nitelendiren MHP lideri Bahçeli'ye de tepkiliydi. AK Parti ile nasıl bir ittifak yapacaklarını bilmiyorum ama kaybetme korkusuyla gözlerini CHP'ye dikmişler. Bizi terör örgütleriyle yan yana gösterme çabası siyasi bir ayıptır. Türkiye ekonomisinin gidişatı konusundaysa derin endişelerini dile getirdi Altı Ok'un lideri. En büyük endişem 2019'da Türkiye'nin açlık sorunuyla karşı karşıya kalması. Çiftçi desteklenmezse nasıl ekecek?